Merhaba arkadaşlar. Bir soru çözünürlüğü ile daha karşınızdayım. Bir f fonksiyonu veriliyor. 0, 1'den r'ye gidecek şekilde. fx fonksiyonu n eşittir 1'den sonsuza ilk üzeri n eksi n bölü 2 bölü n çarpı n faktöriyelin karesi şeklinde tanımlanıyor. F'nin sürekli olduğunu göstermemizi istiyor. Bunu yapabilmem için ne yapmam gerekiyor? Şu üstündekilere bakıyorum. Bunların hepsi sürekli. Çünkü x'ten bağımsız x kök x gibi bir şey var burada. Bu da benim için yine sürekli bir fonksiyon. Yine polinom tarzında düşünürsem. Benim burada daha düzgün yakınsam olduğunu göstermem yeterli. O zaman ben şuraya bir Weichstrass M test uygulamaya çalışayım. En basit yöntem olarak ona gireceğiz. Öbür türlü Dirichlet Abel testlerinden bir tanesini denememiz gerekecek. Şimdi böyle baktığım zaman benim x'lerim 0-1 aralığında olduğuna göre x yerine 1 yazdığım zaman burayı büyütmüş olurum. Burası da benim için Nx, n çarpı n faktöriyelin karesi şeklinde durmaya devam eder. O zaman burası benim için 1 çarpı n faktöriyelin karesi olur. Ben buraya getirip mn diyeyim. Hemen test şey bir serisine bakalım. En eşittir birden sonsuza hemen dediğim şeyler nasıl davranıyor? En eşittir birden sonsuza 1 bir bölü n çarpı n faktöriyelin karesine bakarsanız oran testi uygulayabiliriz burada. Oran testi içinde ne yapmam gerekiyor? Bir fazlasına bir eksiğini bölmem gerekiyor. Yani n artı 1 çarpı n artı 1 faktöriyelin karesi çar bölü kendisinin tam tersiyle çarpıyorum. Burada n artı 1 değil n faktöriyel pardon. Burası n faktöriyel olacak. n faktöriyel kare şeklinde. Buradaki sadeleştirmelere vesaire baktıktan sonra sıfır çıkıyor. Bu da sizin için ne demek? Oran testinden oran testinden yakınsak demek. Buradaki seri yakınsak olduğuna göre buradaki n eşittir 1'den sonsuza x üzeri n bölü 2 n çarpı n faktöriyelin karesi sizin için düzgün yakınsak demek. E burası düzgün yakınsaksa f sürekli olmuş oluyor. Çünkü buradaki x üzeri n bölü 2 sürekli. Sürekli bir fonksiyonun düzgün yakınsak yani şöyle söyleyeyim. E elinizde sürekli fonksiyonlardan oluşan bir fonksiyon dizisi varsa onun düzgün yakınsak serisinin sonucu da yine sizin için düzgün yakınsak olacak. Şimdi i̇şte bu integrali normal yollarla hesaplamamız çok zor. Bizim yapmamız gereken şey şu. En eşittir birden sonsuza sıfırdan bire kosinüs n x bölü n kare dx integralini hesaplayabiliyor muyum diye bakacağım. Bunu yapabilmem için ne olması gerekiyor? Buranın düzgün yakınsak olması gerekiyor. Bunu düzgün yakınsak olup olmadığını araştırmam gerekiyor. Yine ne yapmam gerekiyor? Hemen Weierstrass M testini düşünmem gerekiyor burada. En basit yöntem o. Çünkü diğer testleri akıl etmek daha zor hani uğraşma açısından. Şimdi şunu biliyorum. Benim kosinüs nx'lerim her zaman birden küçük. Burası da 1 bölü ne kareden küçük olur o zaman benim için. Getirip ben şuraya bakarsam n eşittir birden sonsuza 1 bir bölü ne kareye. Burası da p eşittir 2 olup birden büyük olduğuna göre p testinden yakınsak olur. Bu sayı serisi yakınsaksa bunun şu serisi de düzgün yakınsak oluyordu. n eşittir 1'den sonsuza kosinüs n x bölü n kare vaştras m testinden düzgün yakınsaktır. O düzgün yakınsama olduğuna göre integralle yer değiştirebiliyor. O zaman ben bunu yaparsam burası benim için en eşittir birden sonsuza kosinüs nx bölü ne kare dx'e dönecek sıfırdan biri. Şimdi ben burada aslında neyin integralini almam gerekiyor? X de olan ifadeyle ilgileniyorum. Burası benim için şöyle olacak. 1 bölü n kare dışarı alabilir integralin Çünkü n'den bağımsız benim integralim. Kosinüs nx dx ile ilgileniyorum. O zaman burası da bizim için nasıl çıkacak? Burası sizin için kosinüsün integrali olarak alırsak sinüs n bölü sinüs n x bölü n şeklinde çıkacak. E başta da ne kare vardı, n küp şeklinde olacak. N eşittir 1'den sonsuza getirip ne yazacağım? Sıfırdan 1'yi koymam gerekiyor tabii ki. Getirip sınırlarını yerine yerleştiriyorum. Burası benim için o zaman n eşittir 1'den sonsuza sinüs x eksi sinüs 0 sıfır olduğu için sıfır yazıyorum. Direkt hatta hiç yazmam bile gerek yok. Sinüs x bölü ne küp şeklinde bulunacak benim için. Hayır sinüs n şeklinde olacak. Pardon sinüs n e küp şeklinde bu integrali hesaplamış olacağız.